Dilin mutfağında çok önemli sorulardan biriyle karşı karşıyayız. Kaç milyon kez bana soruldu hatırlamıyorum. Bir kez ben size soruyorum. Sevgili ebeveynler, çocuğunuz dil eğitimine kaç yaşında başlasın? Hemen takvimime bakıyorum. Çocuğunuz 2,5 yaşını bitirdiği günün cumartesi günü dil eğitimine başlasın diye bir şey yok tabii ki. Bir kere dil eğitim değil. Dil ders değil. Dil edinilecek bir şey. O yüzden bunun belli günü, saati, anaokuluna başladı. Ama daha okuma yazma bilmiyor ki. Çift dille eğitim veriyoruz biz şu okulda gibi cümlelere takılmayın. İlk kabul etmeniz ve uygulamanız gereken şey dilin edinilecek bir unsur olduğu. Dolayısıyla hangi dili konuşsun istiyorsanız doğduğu andan itibaren ki beni oğlum doğduğunda bebek arabasına daha 2 günlükken Fransa MP3'ler yerleştirdiğim için deli olarak addeden akrabalarım ve birçok arkadaşım da olmuştur. Daha sonra çok iyi İngilizce ve Fransızca konuşmasını tebrik ettiler. O ayrı mesele. Hangi dili öğrenmesini istiyorsanız o dile maruz bırakacaksınız. 0-6 yaş arası herhangi bir ekran, tablet, bilgisayar, kısaca kayan görüntü görmesi beyni ve beyin gelişimi için zararlı olduğundan görsel olarak değil, İşitsel olarak o dile maruz bırakacaksınız. O dile maruz bırakırsanız, yani evde sürekli görüntüsüz konuşulan herhangi bir İngilizce radyo kanalı, Fransızca mı öğrenmek istiyorsunuz? Sürekli Fransızca konuşan ya da görüntüsünü kapatın bir Fransızca kanal. 2 sene dinletin, sabredin. Bakın sonuca siz de inanamayacaksınız. Bu sefer de şu soru gelecek. Bizim çocuk çok iyi anlıyor, çok iyi de konuşuyor ama yazamıyor. Böyle örnekler çok fazla var. Ebeveynlerinden bir tanesi başka bir native speaker olan çocuklar. O dili çok iyi konuşurlar ama mesela yazamazlar. Dolayısıyla çocuklara önce eğitim, ders mantığını bir kenara bırakıp bu dili edindirmek için sadece ve sadece dinletin ve gelişen dünyada şu teknolojide bunu çok çok rahat yapabiliriz. İkincisi, ana dil kültürel bir mesele. Yani şimdi sözlüğe bakın, şaşırma ifadelerine. Biz Allah Allah diyerek şaşırırız Türkçe. Ama bu Allah Allah'ı Allah 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 desek o zaman hücuma gidiyoruz diye anlarız tabii ki. Ya da Allah dediğimde başka bir duygumu size anlatıyorum. Bunlar kültürel kodlar. O yüzden çocuk önce ana dilinde ne demek istediğini, neyi nasıl dediğini iyi öğrenecek ki sonra hedef dilin diğer unsurlarını öğrensin. O yüzden lütfen çocuklarınız daha Türkçeyi öğrenmeden bizim çocuk çift dille eğitim alıyor, işte her şeyi İngilizce yapıyor diye övünürken bir bakıyorsunuz normal örgün eğitim sistemine gittiğinde o ana sınıfında kreşteki İngilizceye maruz kaldığı şeyler de mevcut sistem dolayısıyla ket vuruluyor. Yine dil derse dönüyor. Yine liseye geldiğinde, üniversiteye geldiğinde ya da bitirdiğinde iş dünyasına geldiğinde ya ben o kadar özel okula gittim. Aslında anaokulunda da çok iki dille eğitim veren bir yere gitmişim ama hala konuşamıyorum ya da hala iş İngilizcesi iyi değilim diyen bir sürü insan var. O yüzden yek metot bunu, yani dili bir ders olarak görmekten çıkarıp edindirmeye yönelik bir metot. O yüzden bu mutfakta yapılan yanlışları ele alıp doğrularını pişiriyoruz. Ben olayı bizzat yaşayan insanları dinlemeyi ve çok fazla insana birebir ders verdiğim için onların tecrübelerinden yararlanmayı çok seviyorum. O yüzden şimdi size lise 3. sınıfa gelmiş ve verdiğim örnekleri birebir yaşamış, ana sınıfında çift dille eğitime maruz kalmış ve birkaç sene özel okula gittikten sonra bir devlet Anadolu Lisesi'ni kazanmış olan ve eminim yaşıtlarının çoğu dille ilgili yaşadığı sorunu dile getirecek tatlı bir arkadaşımı davet etmek istiyorum. Şimdi Naz gelecek. Bakalım gençler Türkiye'de 21. yüzyılda ve bu kadar teknolojinin içinde yaşarken dille ilgili hala ne sorunlar yaşıyor? Evet, bugün Dilim Mutfağı'nda 16 yaşında devlet okulunda okuyan lise 3 öğrencisi çok tatlı bir arkadaşımı ağırlamak istedim. Neden? Çünkü
Hataları en iyi o hataların göbeğinde olanlardan öğrenir, doğrularını öyle bulursunuz. Evet Naz, anlat bakalım neler oluyor ülkede dil eğitimiyle ilgili sence? Yaşıtlarının, senin yaşadığın sorunlar neler dille ilgili? En büyük sorunumuz okullarımızda daha çok gramer ağırlıklı çalışmamız. Yani sözcük olarak çalışsaydık cümleyi daha rahat kurabilme ve daha rahat konuşabilirdik. Daha çok hani gramer olunca hani cümleyi daha zor kuruyoruz. Peki cümle kurarken en büyük yaşadığın şey grameri bilip kelime bilmemek mi? Evet. Bak burada çok güzel bir noktaya değindin. Neden biliyor musun? 15 yıldır sürekli derslerde şunu söylüyorum. Tamam gramer kitapları almışlar, işte kelime defterleri tutuyorlar falan. Ama diyorum ki dil bilgisi bilmek biraz İngilizce bilmek. Ama kelime bilmemek hiç İngilizce bilmemek. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Size sürekli dil bilgisi, gramer yüklüyorlar. Ama kelime bilginiz olmadığı için cümleleri kuramıyorsunuz. Cümle Evet. kuramayınca ne hissediyorsun peki? Ya kendimi özgüvensiz hissediyorum. Yani mesela tahtaya kalktığım zaman iki cümleyi bir araya getiremediğim zaman ve bazen telaffuz yapamadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Ve hani kötü hissettikçe modum düşüyor ve hani hiç kurasım gelmiyor, içimden gelmiyor İngilizce konuşmak. Yapmak istemiyorsun. Evet. Sadece sen değil, sanırım yaşıtların çoğunda aynı problem Evet. var. Peki bu problemi aşmış biriyle hiç karşılaştın mı Yurt dışında eğitim alan ya da yaşıtlarından? mesela çok iyi yerlerde eğitim almış olan arkadaşlarım mesela derslerde hani gramer dışında mesela işte atıyorum İngilizce kulüpleri, atıyorum konferanslar, organizasyonlar gibi yerlerde çalışmış olan arkadaşlarımın İngilizcesi iyi. Sadece okul eğitimiyle akıcı İngilizce konuşan bir tanıdığım yok. Evet, dolayısıyla ikinci çok önemli söylediğin şey ve benim de aslında eğitimlerinde yıllardır hem yaşıtlarına hem velilere söylediğim şey, dile maruz bırakılmak zorundasınız. Dil sadece derste senin dediğin gibi al bu grammar worksheet'i, al hadi burada sayfalarca have has doldur. İngilizce'de bir sürü manaya gelen have has var ama sen sadece have has'in ilk hangi anlamını bilirsin mesela? Have ne demek deyince bir tek ne diyeceksin? Sahip. Sahip olmak o aklına geliyor. O yüzden de her cümlenin başında ya da bir phrasal verb'in başında have görünce herkes sahip olmak sanıyor. Halbuki Değil. binlerce farklı anlam var. O yüzden onu yaşanılan yola sokmak lazım. Hep ne derim? Dil aslında bir varış noktası değil. Yani işte ben lise 3'teyim. Üniversiteyi bitirdiğimde dilim çok iyi olacak. Üniversiteyi bitirdim, mezun olduğum gün dili de çok iyi öğrendim gibi bir şey yok. Ben de iki dilde eğitimler veriyorum. İşte senelerce bir mütercim tercüman olarak çeviri yaptım ama hiçbir zaman bu iş bitti demedim. O yüzden sen bu işin yürünülen yol olması gerektiğini savunuyorsun aslında. Bu yürünülen yolda yek metot bazı değişiklikler yapmak istiyor. O yüzden senin görüşlerin çok önemli. Çünkü yaşıtlarının sesi olacaksın. Türkiye'de çok ciddi derecede kanayan bir yaranın iyileşmesi için bir mutfak kurduk burada. O yüzden bu mutfakta Naz, bu hataları varsa eksikliklerimizi masaya yatırıp düzeltmeyi ve doğru ürünü pişirmeyi sağlayacak. Peki, tatile gittin. Ailen sana bir yabancı gördüğünde hiç küçükken hatırlıyor musun? Naz bak yabancılar var hadi git konuş kızım gibi şeyler söylemiş miydi? Hayır ama annemle birlikte çalıştığım zaman yabancı biri bir konuşma yaptığında onunla gidip kendi isteğimle konuşmuştum. Ve hani kendim istediğim için daha rahat hissetmiştim. Eğer biri beni zorlasaydı, hani kendim istemeseydim, ailem de bunu hani destek çıkmasaydı, hani herhalde konuşamazdım. İstemezdin ya da bilsen de kendini ifade edemezdin. Üçüncü çok önemli bir noktaya değindin. Eğitim sistemimizde dille ilgili zorlama var mı sence? Bence biraz var. Evet, bunu değiştirmemiz lazım. Peki, hemen sınıftaki İngilizce öğretmeninin ya da yıllarca tanıştığın İngilizce öğretmenlerini düşün ve birinin yerine geçtiğini hayal et. Yani sen de yer değiştirelim ya da sınıfa girdin, sen İngilizce öğretmenisin. Nasıl anlatmak isterdin dersi? Dersi nasıl anlatmak isteyeceğimi pek bilemedim ama hani şunu önerebilirim. Ben küçük yaşımdan beri İngilizce kitap okuyorum. Yani küçük küçük işte kısa işte 20 sayfa, 30 sayfa. Hep böyle evimizde olurdu. Annem öyle her hafta bir kitap alırdı falan. Yani ben bununla kelime bilgimi çok geliştirdim aslında. Şu an işte kalın kitapları biraz daha büyüklere. Mesela
kompozisyonlara, mesela işte atıyorum sınavlarımızda artık mesela uygulama sınavları oluyor. Mesela speaking oluyor, writing oluyor, ardından bir yazılı sınav oluyor. Mesela bu çok iyi, ben bunu tekrar ederdim şu anki İngilizce öğretmenimin yaptığı gibi. Yani bol bol yazdırırdım, evet, bol bol konuşturdum. Sizin kartlarınız gibi kartlar hazırlardım. Bence evet, o çok mantıklı bunları bir şey. Bunları kullanıyor musun? Evde kullanıyorum. Evet. Yani kardeşimle oturuyoruz, böyle yarışma tarzı şeyler yapıyoruz. Hani sen mi daha çok bileceksin, ben mi falan. Evet, mesela şöyle rastgele seçtim. Bugün nasılsın dediğimde herkes good morning teacher, hello how are you, yes I am fine diye bir cümle ezberletiyorlar ya. Geçen yine YouTube'da bir video vardı. Doğu'da bir İngilizce öğretmeni. What is your name, ne demekmiş çocuklar? Hadi bakalım söyle, what is your name, ne demek diyor. Çocuk da ayağa kalkıyor. Benim adım Name diyor hocam diyor mesela. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Merhaba, benim adım Name. Yani o işi maruz bırakmadan ya da yaşatmadan direkt size diretiyorlar. Burada da mesela nasılsın dediğimde ya nasılsının bir sürü cevabı var. Yes, I am fine değil. İyiyim, fena değil. Bak, not bad. Fena değil. Ama şimdi ben bunu sana ya fena değil nasıl deriz desem, yani bu, senin dediğin tarzı öğrenmeye devam edersek bir gün, fena değil, fena neydi bilmiyorum, değil şöyle mi denirdi falan gibi düşün. Halbuki olayı yaşayarak, dinleyerek öğrenirsen, na, ben zaten filmlerde her yerde duyduğum evet. Bir şey. O yüzden bu kartların yararını gördüm diyorsun yani. Evet. Süper. Çok merak edilen bir şey var. Bana da çok soruyorlar. Türkçe düşünmeyeceksin. İngilizce öğretmenlerinin en çok sınıfa girip yaptıkları şey. Türkçe düşünme evladım. Türkçe düşünüyorsun. Ama çocuğa öğrettin mi acaba nasıl Türkçe düşünmemesi gerektiğini? Hiç anlayamaz çocuklar bu cümleyi. Bir de Naz'a soralım mesela. Naz, ya Türkçe düşünme demek ne demek? Bence hani az önce söylediğiniz gibi bir cümleyi önce Türkçe, mesela benim adım Naz, benim neydi? Naz'ın işte... ismin yerine işte evet başka bir şey geliyor ya da Fransızca'da cümle kuruluşuyla İngilizce çok farklı. Onları yapı yapı mı öğretsinler diyorsun yoksa cümle cümle mi? Ya Türkçe dersinde öğrendiğimiz gibi hani özne nereye gelecek, yüklem nereye gelecek, nesne nereye gelecek diye öğreniyoruz. Çünkü mesela hani Türkçe... Hani yükleme en sondaysa İngilizce'de farklı bir yerde oluyor ya hani. Evet. Karıştırıyor çocuk orada hani. Değiştirmeye çalışıyor, düzeltmeye çalışıyor. Tam Türkçesini çevirmeye, ya bilmiyorum, başaramıyor bence. Doğru öyle. Zor geliyor. Özellikle yetişkin gruplarına ders verdiğimde ana dillerini çok iyi ölçerim. Sence ana dille yabancı dil öğrenme birbiriyle alakalı mı? Ana dilin ne kadar iyiyse o kadar iyi mi öğrenirsin? Orada yaşarsanız bence ana dil olabilir. Hani tamamıyla zaten bir dili hiçbir zaman tamamıyla öğrenemezsiniz. Ben hala şu an birçok Türkçe kelimeyi değil yeni mi? Yeni öğreniyorum. Evet, ya da Türkçe hani, mesela evet. Reading okurken, okuma parçası okurken işte üniversite sınavına gireceksin. Bu okuma parçasındaki teşbih-i belî sanatını, mecaz-ı mürseli bul gibi sorular vardı benim zamanımda. Evet, hala var mı bilmiyorum. Onun için dile çok iyi hakim olman lazım. Evet. Hala ben de çok iyi Türkçem var diyemiyorum. Bu dile, yani İngilizce şu anda tabii dünyanın konuşulan resmi dili olduğu için İngilizce'den konuşuyoruz. Dile hakim olmanın yolu, eğitim sistemimize birçok şey değiştirmemiz gerekirken ilk koymamız gereken nedir dile hakim olmanın yolunda sence? Ya da ilk değiştirmemiz gereken? Söylediğim gibi kitap okumak. Ben İngilizce film çok izliyorum. Film, dizi, ondan sonra mesela... sevdiğim başarılı insanlar, mesela Elon Musk gibi kişilerin konuşmalarını, sahne konuşmalarını izliyorum, yabancı değil. Ve hani altyazısız izliyorum, bazen İngilizce altyazılı izliyorum. Oradan duyuyorum, mesela bazen direkt sözlüğü açıyorum, bakıyorum bu ne. Ondan sonra sosyal medyada uzun uzun yazılar okuyorum İngilizce, takip ettiğim bloggerların yazısını İlgi okuyorum. İlgi alanlarına göre evet. Değil mi? Bunları öğretmenler de sınıfta bir sistem haline getirse, iki ders boyunca bir worksheet yerine İki ders boyunca Elon Musk'ı dinletse olabilir değil bence. Mi? Daha faydalı olur. Biz İngilizce oyun oynuyorduk yani mesela. Daha küçük yaştayken mi? Evet. O oyunlardan aklında kalan şeyleri hatırlıyor musun? Çok daha mı etkili bir şekilde aklında kalıyordu? Evet, böyle hani işte tahtaya çıkıp işte hemen dört kelime veriyordu hocamız. Hemen bunda bir cümle kurmak mesela, ya da Snake diye bir oyun vardı mesela. Sonuna bir İngilizce cümle şey yap, eklemek falan. Onlar da böyle daha kalıcı oluyordu. Hani böyle oturup hani tık 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 ders çalışmaktan çok hani böyle düşünerek, okuyarak, eğlenerek öğrenmek daha... Kesinlikle çok daha kalıcı her zaman. Bir kere görsel hafıza öğrenmenin en çabuk şeklidir.
Ben 15 yıldır ders veriyorum. 76 bin saatten fazla her konuda ders vermişim. Kriminolojiden tut tasavvufa kadar İngilizce ders verdim. Geçen gün derste bir öğrenci bana bir şeyler anlatıyor. Ve anlattığı şeyde bazı kelimeleri hatırlayamazsa bana soruyor. Sorabiliyor işte şunun anlamı neydi diye cümlesi takılmasına devam ediyor. Tam öyle İngilizce anlatıyor da pardon hocam ya küçük parmak ne demekti dedi. Ben böyle düşündüm ya hay Allah ben küçük parmağın İngilizcesini unutmuşum falan derken little finger dedim. O da anlatmaya devam etti. Çünkü küçük parmağını kırmış geçen hafta bana onu anlatmaya çalışıyor falan ama bir anda küçük parmak nedir deyince tabii ben 76 bin saat ders vermişim her kelimeyi bilmem lazım yani little finger diyerek devam ettim. Tabii dersten sonra ya acaba küçük parmağın hani mesela baş parmak tam hani biz de serçe parmak diyoruz ya var mı diye baktım. Ha evet yıllar önce öğrenmişim pinky diye sonra hatırladım ama ben öğrenci sorar sormaz hocam küçük parmak nedir dediğinde little finger dedim mi? O da konuşmasına devam etti mi? Önemli olan bu pratikliği yakalamak. Bizde sorun işte mesela nasıl örnek verelim bizi izleyenlere? Bunun İngilizcesini biliyor musun? Unicorn. Unicorn. Türkçesi ne? Tek boynuzlu at. Ben de hep unicorn diye söylüyorum ya İngilizcesini. Türkçesi de düşünüyordum. Bakın İngilizcesi tek kelime. Ama Türkçesi evet tek boynuzlu at. Şimdi tek boynuzlu atı çevirmeye başlasak. Tek neydi? Only mi diyeyim? First mi diyeyim? Şunu mu diyeyim? Diye karıştırıyoruz. İşte one horn horse mu diyeceğiz buna yani? Hayır çünkü bunun bir kültürel kodu var. Anlamı var ayrıca neden unicorn oldu. O yüzden unicorn demişler bunun gibi. Bu unicornlar yek metotta çok özel bir yere sahip. Madem bugün Bill'in mutfağına geldin, bize konuk oldun. Biraz bunlardan bahsedelim. Yek metotla eğitim alanlar, yetişkinler ve çocuklarını yek metotla dil edindiren aileler bilirler. Eğitim setlerimiz gerçekten çok işe yarıyor. Mesela kelime defteri. Daha önceki anlatımlarımda aslında sayfalarca kelime defteri doldurmak, aynı dil bilgisini saatlerce çalışıp ama içinde kelime eklemediğiniz için aslında bir sonucu senin dediğin gibi kelime bilmediğin için varamamak demek. Kelime defterlerimizi kullanacağız ama sadece doldurmuş olmak için değil, gerçekten kullanılan kelimelerle doldurmak için. O yüzden yaşıtlarına ilk tavsiyemiz kelime defterleri tutun ama kendi ana dilinizde kullanmayacağınız bir kelimeyi yazmayın ya da filmlerde, günlük konuşmalarda asla duymadığınız bir kelimeyi öğrenmenize gerek yok. Çünkü ana dilinde de zaten bunu kullanmıyorsunuz. Bakalım setimizde başka neler var? Çok etkili metotlardan birini söyleyeceğim. Bu post-itler. Çok kullanıyorum. Süper. Bence bunu dediğim şekilde kullandığında ev büyükleri ne der bilmiyorum annen bu işe ama bir mutfaktayız. Mutfaktaki temel malzemelerin işte buzdolabı nedir, dolap nedir İngilizcesini biliyorsun. Ama deminki küçük parmağın meselesi gibi. Yani bardak ayrı, kupa ayrı, çay bardağı ayrı, işte takvim, defter, kitap. Odandan başla. Senin gibi İngilizceyi artık çok iyi seviyede her türlü şeyi bilmesi gereken yaşıtlar için her yeri bilmediğin bütün kelimelerin İngilizcesiyle evi bir bu yıldızlarla süsle bakalım. Yaz üzerine. Makyaj masası, işte kalem. Dolabın kulpu, buzdolabının kolu gibi. Yani hayatım önce kullanacağın her şeyin İngilizcesini yazarak evi bir bu yıldızlarla donat. 3 gün bakınca oraya sadece sen değil, kardeşin, annen, herkes onların anlamını mecburen. Çünkü sürekli buzdolabını açarken onun refrigerator olduğunu ya da bütün malzemelerin üstünde İngilizceleri yazdığında öğreniyor olacak mesela. Sana çeşit çeşit silgi hediye ediyorum. Çok tatlı. Teşekkür ederiz. Bu silgilerin anlamı şu. İnsanlar hayatında hata yapar mı? Yapar. Birçok kez. Evet. Ve hatanın bir bitiş günü var mı? Artık 35 yaşına geldim ve hatalarımın sonuna geldim diye bir şey diyebiliyor muyuz yani? Hayır. Ömür boyu hata yapıyoruz. Bu silgiler de neden üretilmiş? Silmek. Evet, silmek için. O yüzden çok güzel söyledin. Hata yapıyoruz ve öğreniyoruz. O yüzden dil öğrenirken aslında şunu unutmayın. Hatasız hiçbir şey öğrenemezsiniz. En çok da dili kolay hata yaparak öğreniriz. O yüzden yapın, silin diye bu silgilerden hediye ediyoruz. İçinde bu yıl Seyyab'in yeni yıl takvimi var. Amacı şu, ben de mutfağıma koydum. Bakın dünyada görmeniz gereken böyle ikonik yerlerin
maketlerini yapmışlar. Hiç ziyaret ettiğin yer oldu mu? Hayır. Değil mi? Henüz olmadı çünkü lisenin en önemli sınıflarından bir tanesindesin ve şu anda en önemli sorumluluğun ders çalışmak. Bu sorumluluklar azalınca inşallah üniversite zamanında yazları daha çok ziyaret edeceksin. Bu takvimi masana koy. Dünya insanı olmak, dünyaya açılıp dünyayla konuşmak, bu yerleri gezmek sadece ve sadece iyi dil bilmekten geçiyor. O yüzden sana bunu hediye ediyorum ki her sene kendine bir tane hedef koy ve buraları gezmek, bu tarihleri yaşamak için tek yapman gereken şey dil bilmek. Ne derler? Bir dil bilin, bir de herhangi bir müzik aletini birazcık çalabilin. Dünyada hiçbir yerde aç kalmazsınız. Sana bir unicorn hediye ediyorum. Tek boynuzlu at, one horn horse değil, unicorn. Unicorn diye bir hayvan aslında mevcut mu dünyada? Evet, mevcut olmayan bir şeyin ikonunu niye hediye ediyoruz Yekmetot olarak? Bizim Yekmetot'la eğitim veren hocalarımızdan birinin kızı bana bunu öğretti. İnanılmaz derecede unicorn sevdalısı. Yani her şeyi kaleminden tut, işte yatak örtüsüne kadar falan her şeyi unicorn. Hazel'ı da buradan almış oluyoruz. Bir gün sohbet ederken merak ettim. Acayip derecede unicornlara ilgisi var. Hazel sen ne olacaksın dedim. Genetik mühendisi dedi. İngilizcesi de çok iyi. Allah Allah çok ilgimi çekti. Neden genetik mühendisi olmak istiyorsun dedim. Unicorn yaratacağım dedi. Nasıl yaratacaksın dedim. Atla başka hayvanların genleriyle oynayıp şey ne dedi işte boynuzu olan bir hayvan söyledi. Onun ikisinin genleriyle oynayıp bir unicorn ortaya çıkaracağım dedi. Sonra da bana ne dedi biliyor musun? Aslında şu anda dedi Türk eğitim sisteminde de bize yapmaya çalıştıkları o değil mi dedi. Bizim sahip olmadığımız yeteneklerle ilgili birleştirmeye çalışıyorlar. Bizden böyle mucizevi şeyler bekliyorlar ama aslında hepimizin ayrı ilgisi ve yeteneği var dedi. O yüzden bu unicorn'u, ilgini, yeteneğini keşfet, masana koy, hep onu hayalini hatırla diye hediye ediyorum. Ne yaparsan yap, hangi mesleği yaparsan yap, en az bir ya da daha fazla dil bilmezsen kimsenin önüne geçemeyeceksin. Bu çok önemli. Son olarak yaşıtlarına ne demek istiyorsun? İngilizceyi nasıl öğrensinler? Birçok örneğini söyledim zaten. Kitap okumak, işte daha çok çalışmak, gramer ağırlıktan çok kelime bilmek. Peki sen ilgi alanın olduğu için işte YouTube'dan bir şeyler izliyorsun ya da Elon Musk'ı belki hayat felsefesini beğendiğin için izliyorsun. Onlar nasıl keşfetmeli isteklerini, hayallerini? Yaşıtlarını gözlemliyor musun? Böyle hayallerini henüz keşfedememiş arkadaşların var mı? Evet. Son dakika karar veren çok insan var. Yani gittikçe yani artıyor bu sayı günümüzde. Evet. Ne yapacağını karar veremeyen çok insan var. Evet. Onlara bir tavsiyede bulunalım bence. Ben bulunacağım ama ben 38 yaşında olarak çok fazla tecrübeli bir tavsiye olacak. O yüzden bu tavsiyeyi senden alalım. Sen son dakikacı bir insan mısın yoksa ileriye yönelik hayaller, planlar kuruyor musun? Annem hep hayallerinin peşini asla bırakma der. O yüzden hep hayallerimle yaşıyorum. Süper, hayalin var. Evet. Tamam, bunu bizimle paylaşmak ister misin yoksa gerçekleşene kadar sende mi kaldı? Yani bir tanesini söyleyebilirim. Dünyayı gezmek istiyorum sanırım. Süper. Şurada saydığınız ülkelere bir kesinlikle gitmek istiyorum. Doğru, bir hediye farklı olmuş. Kültürler, farklı insanlar tanımak istiyorum. Kendime onlardan bir şeyler katmak bunun istiyorum. Bunun da yolu nereden geçiyor? Dil bilmek. Evet, o zaman dil bilin, dünyaya açılın diyerek sohbetimizi tamamlıyoruz. Bu konuda birçok soru geliyor. Dil edinmekle ilgili her türlü sorunuzu cevaplıyoruz. Sevgiler.